Neo Matmazel köşe kapmaca mı oynuyoruz? Bu sabah evde hangi köşeye dönsem Matmazel'le karşılaşıyorum. Beşir'i kontrol etmeye geldim. Yedin mi? Adnan Bey bana not bırakmış. Beşir'i bahçeye çıkaralım diye. Hava çok güzel, ister misin? Ama onun için iyi olmayabilir. Hemşire hanıma danıştım, bir sakıncası yokmuş. Aksine temiz havanın iyi geleceğini söyledi. İyi, o zaman mesele yok. Seni emin ellere emanet ediyorum. Matmazel Hazretleri de hiç görünmüyor ortalıkta. O çağırmıştır Cemile'yi. Kesin bir iş çeviriyorlar arkamdan. Bırak onları. Muhatap olacak zaman değil şimdi. Meydan okuyorlar bana. Bihter, Bihter. Mutfakta savaş alanına dönmüş bu arada. Ya sorma ya, yetişemiyoruz. Katya'da gittiğine göre yeni birini alırlar herhalde. Aman talibim deme. İyi, Allah yazdıysa bozsun. Bir kahve yapayım da içelim karşılıklı. Özledim. Tamam. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım öyle. Ay, hastane kokusu üzerime sinmiş gibi hissediyorum. Hadi çabuk. Senin burada. Eyvahlar olsun. Ne oluyor? Beşir bazı şeyler istedi de onları almaya geldi. Yalan söyleme bana. Yalan söyleme. Ne karıştırıyorsun sen burada? Hiç. Hiçbir şey. Beşir istedi bunları babama vereyim diye. Kitaplarını da istemiş. Bunları. Ver bakayım şunları sen bana. Ver dedim. Neyin anahtarı bu? Kasası mı varmış bankada? Bırakın. Beşir'in özel eşyaları bunlar. Bakmaya hakkınız yok. Defol. Defol, gözüm görmesin seni. Bir daha bu evden içeri adımını attığını görmeyeceğim. Nesrin! O bir daha bu eve girmeyecek. Görmeyeceğim. Kovulan hiç kimse bir daha buraya adım atmayacak. Anlaşıldı mı? Güvenliğe de söyleyeceksiniz. Bir daha ne bu kızı ne ailesini içeri alacak. Bu evde benden habersiz kuş uçmayacak artık. Çalışanların değil, benim dediğim olacak. Benim dediğim! İşe yaramayan bir sürü insan var bu evde zaten. Herkesin zamanı var, herkesin. Bana itaat etmeyen kendini kapı önünde bulur. Hanım, gözünüzü seveyim, sakin olun. Bihter Hanım. Uzun zamandır bu konuşmayı erteliyorum. Ama daha fazla... Nedir kısa kesin? Bana bir şey söylemek istediğinizde lütfen ima etmeyin. Direkt söyleyin. Bunu yaptığımı düşünüyorum. Daha ne kadar açık olabilirim ki? Önümüzdeki sonbahar önerdiğiniz gibi Bülent yurt dışına gidene kadar bu evde çalışmaya devam edeceğim. Adnan Bey'le Nihal'in sadece istekleri değil, kararları da böyle. Kes sesini, otur aşağı diyorsun yani. Estağfurullah, bu benim tarzım değil. Ben sınırlarımın nerede başlayıp nerede bittiğini çok iyi biliyorum.
Ne kadar rahatsız olursam olayım, görevim itibariyle şu anda arkamı dönüp gidemeyecek konumdayım. Yo, kimse vazgeçilmez değildir biliyorsunuz. Çok değil. Birkaç ay daha birlikte olacağız. Birbirimize karşı daha saygılı davranırsak bu süreyi daha rahat atlatacağımıza inanıyorum. Duydun değil mi? Duydun. Küstaha bak, ben şimdi... Şişt, ne yapıyorsun? Bırak! Ne yapıyorsun? Bu cesareti nereden buldu? Düşün bakalım. Gözlerindeki ifadeyi görmedin mi? Restleşiyor seninle. Korkusuzca meydan okuyor. Neden? Katya bir tek Behlül'e mi söyledi sanıyorsun? Beşir'in ağzı ne kadar sıkı. Ne biliyorsun ha? Bu kadının olup bitenlerden habersiz olduğunu hiç sanmıyorum. Sakin ol. Yanlış bir adım atma. Yeni bir hata yapma artık. Lafın altında kalmayacağım derken dünyanın başına yıkılmasın. Nesrin'cim, Bihter Hanım'ın çayı bitti. İstersem kendim söylerim. Sağ ol, içmeyeceğim. Günaydın. 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 Teşekkürler. Babanız erkenden gitti, göremediniz. Dün geceden vedalaştık biz. Behlül onu geçirmeye mi gitti? Yo, Adnan Bey yalnız çıktı. Behlül nerede o zaman? Baktım ben şimdi, odasında yok. Okula gitti demeyin. Gitmiştir belki, ne var? Onun dersleri nedense hep 11'den sonra başlıyor. Akşam ben onunla konuştum ya, Elif ablayla barışın diye. Sabah sabah özür dilemeye gitti herhalde. Uyanamadın galiba. Hala rüya görüyorsun. Behlül geceden gitti. Uykum kaçtı, oturuyordum pencerenin önünde öyle. Arabasıyla çıktığını gördüm. Tamam o zaman, kesin barıştılar. Benim sayemde. Döndüğümüzde burada olacaksın değil mi halacığım? Yok. Ben kahvaltıdan sonra giderim artık. Ya lütfen kal. Gideyim. Yine gelirim bir tane. O zaman seni de öpelim şimdi. Hoşça kal. Güle güle canım. Canlarım benim. Derslerinize dikkat edin, olur mu? Bu yakınlarda veli toplantısı var mı? Bilmem, haberim yok. Geçen haftaydı. Babam gidemedi diye Deniz Hanım görüştü hocalarla. Durumlar nasıl? Gayet iyi. Geç kalıyoruz Bülent'e de. Hoşça kalın. Güle güle. Bülent sallanma. İnmeyin siz matmazel lütfen. Tamam. Hadi iyi dersler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Affedersiniz Bihter Hanım. Canınızı sıkacak bir şey mi yaptım? Dün akşamdan beri bana karşı tavırlarınızda bir değişiklik var. Bilmeden sizi kırdım mı yoksa? Yok. Ama şu veli toplantısı konusu canımı sıkmadı değil.
Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ne münasebet. Hiç değilse okul durumlarıyla ilgili bilgileri paylaşırsanız sevinirim. Pardon, beni niye böyle suçladığınızı anlayamadım. Çocuklara sanki sürekli tehdit altındalarmış gibi o kadar korumacı davranıyorsunuz ki böyle hissediyorum ben. Yanlış düşünüyorsunuz. Bilmem artık. Belki de onlara hala istediğim kadar yakın olamadığım için bir suçlu arıyorumdur, kim bilir. Neyse, kahvelerimizi söyleyeyim mi? Nesrin. Ha, burada mıydın? Kahve içeceğiz biz. Afiyet olsun. Ben istemiyorum canım. Süleyman Efendi'ye söyle, akşama güzel bir enginar yapsın benim için. Gideceğim diyordum ama vazgeçtim. Bakalım Adnan Ankara'dan ne haberlerle gelecek, merak ediyorum. Gitmeyin tabii ya. Zaten az görüyoruz yüzünüzü. Canım. Bakıyordum Deniz Hanım. Çok güzel makaronlar, kukiler aldım. Çayınızın yanında ister misiniz diyecektim. Hayır, teşekkür ederim. Çok taze ama bir tadına baksaydınız. Gitmekten vazgeçtim. Çok iyi. Biraz konuşalım mı? Bir şey mi yanıyor?
Thank you.